Merhaba, ben Güvenç İslamoğlu. Yeşil Doğa programı ile yine karşınızdayız. Muhteşem bir coğrafyadayım. Giresun Kulakkaya Yaylası'ndayım. İlk defa karlı bir dönemde buraya geldim. Yazın buraya gelsek insanlar olur, cıvıl cıvıl olur. Koyunlar olur, kuzular olur. Gerçekten keyifli manzara olur. Ama kışını ben çok seviyorum. Sessiz, sakin bir bölge. Bu güzelliği size göstereceğim. Sonra aşağı ineceğiz. Niye aşağı ineceğiz? Her taraf karla kaplı olduğu için koyunları, kuzuları göremiyorsunuz ama yazın o koyunların, kuzuların kırpılıp yünleri alınıyor. Kışın o yünler işleniyor. İşte bu hafta bunun hikayesini ekrana getireceğiz. Giresun Kulakkaya Yaylası'ndaki koyunlardan alınan yünlerle neler yapılıyor onu göreceğiz. Kadınlar boş durmuyor. Bir kooperatif kurmuşlar. Keçe yapıyorlar. Gerçekten çok keyifli işler yapıyorlar. Bu hafta Giresunlu, Giresun Plazisli kadınların hikayesi olacak. Ne yapıyoruz şimdi? Bize onu anlat. Yünümüzü keçeleştiriyoruz. Önce ısladık yünümüzü. Atma işlemini yaptıktan sonra şimdi de ısladık. Isladıktan sonra tarama işlemi yapıyoruz. Ondan sonra da dövme işlemiyle tamamlıyoruz. Yünümüz keçeleşiyor. Kendi yünlerimiz, karayıka yünleri. Değerlendiriyoruz yünlerimizi. Kolay gelsin. Ha, hoş geldiniz. Daha önce yapmış mıydınız bunu? Annemden öğrenmiştim. Annemin mesleği işte biliyordum. Burada da kurs açılınca işte geldik ve yapıyoruz. Daha önce yaptınız ama. Kolan deyince zaten Karadenizlerin en çok bildiği şey malzeme bu değil mi? Evet, yük taşımak için kullandıkları. Yük dediysek her şey dahil, çocuk da dahil. Sırtlarında taşıdıkları için Karadeniz kadınları en kullandıkları malzeme bu. Geleneksel Karadeniz kadınların üzerinde bunun haricinde başka bir yün malzeme var mı? Yelektir. Tabii. Yani eskiden özellikle babaannem zamanında biliyoruz aynı şekilde keçeleştirip onlar yelek hani sadece kesip biçerek yelek olarak falan kullanıyorlardı. Hırka olarak kullanıyorlardı. Şimdi aşağıda koyun yünlerini gördük. Kadınlarımız bir şu anda keçeleri yapıyorlar. Ama da bu yünlerden yapıyorlar. Bunların bir özelliği var mı? Nereden geldi? Burada mıydı? Yok mu oldu? Bunların özelliği, bunlar daha önce vardı. Benim çocukluğum yıllarında biz koyun yünü çok yapardık. Mesela evlenirken bile en az bir kişi 10 takım yataktan aşağı yapamıyordu. Kullanılmadı daha sonra. Hazır yataklar çıktı. Şeyler çıktı. Bu yünler kullanılmadı. Daha sonra bu yünler hep atır vaziyette geldi. Biz insanlara yavrularız, bedava verelim. Kimse yün almıyor. Yaylarda bu yünleri kırıkıyorlar, atıyorlar şeye. Peki sürü azalıyor mu bölgede? Yani sayı mı azalıyor? Eskisi kadar koyun. Bölgede sürü çoktu eskiden.
biraz azalmaya başladı. Epey azaldı. Şimdi koyunculuk yapmak isteyenler var. Tabii. İnşallah. Hem et hem yün açısından mı? Yün açısından yok da. Yün açısından bundan sonra inşallah. Bu fotoğrafın bir özelliği var herhalde buraya koyduğunuza göre. Tabii. Bu Atatürk'ün korumalığını yapmış. Bu trende. Bu da normal fotoğrafı. Ha, şu anda zaten evet. Atatürk mü buradaki? Ben ilk defa görüyorum böyle bir fotoğraf. Daha değil önce mi? Başka bir yerde yayınlandı mı? Bu fotoğraf size mi ait? Evet, bize ait. Orijinali bize ait. Orijinali size tamam, ait. Tamam, İlk defa gördüm ben. Doğru. Şu anda şuradaki muhafız sizin... Evet. Dedemiz oldu. Dedeniz. Evet. Onun köyü şu anda biz. Çok ilginç. Yani bu kadar dolaşıyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Dedem kaynı oluyor. İkisi beraber gitmiş savaşa da dedem cephede kalmış. Bu Atatürk'le beraber Atatürk'le yaşamış. Atatürk'le beraber yaşamış. Evet. Dedem cephede çalmış. Bayağı sıkı bir şey bu yalnız. Evet. 4 kat yünden yapılan keçe kurşun geçirmezmiş. Derler. Evet. Hayır, biz denemeyelim de. Fakat şey gibi yani üzerinde bir şey bina taşıyormuşum gibi oldu. Yani kalıp gibi oturdu. Biraz yumuşuyordur herhalde. Ya tabii kullandıkça mesela benim üzerimdeki kullanıma bağlı biraz daha hem vücudun şeklini alıyor hem de yumuşuyor. Ya güzel. Bayağı da şey ya korunaklı bir şey. Soğuk geçirmez. Çok gördüm de ilk defa giydim. Geçtiğimiz haftalarda Kızılcahamam'daydık. Orada bazlamayla peynir yemiştik. Şimdi yine peynir var ama bazlamamız yok. Onun yerine mısır ekmeğimiz olacak. Bir de kuymak olacak değil evet. mi? Ya bu muhlamayla kuymak arasında bir fark, ne farkı var? Siz bir de gıda mühendisisiniz değil mi? Ya şöyle, kitaplarda yazmıyordur o. Ya şöyle, bölge isimleri diyeyim. Mesela biz burada kuymak diyoruz ama Trabzon'da mıhlama deniliyor. Bizim de mıhlama dediğimiz var. Biz soğuk suyla yapılana mıhlama diyoruz. Evet. Soğuk suyla ve peyniri farklı oluyor. Şimdi ne yiyeceğiz biz? Biz kuymak yiyeceğiz. Kuymak yiyeceğiz. Bizim neyimizde kuymak yiyeceğiz. Tereyağı olacak. Evet, tereyağı, mısır unu ve kolot peyniri. Kolot peyniri, tamam. Ya şimdi buradan Ordu, Giresun, Trabzon, Rize hemen hemen aynı şeyi yapıyoruz ama bazısı kaymakla yapıyor, bazısı tereyağlı yapıyor. Dediğiniz soğuk su, sıcak su hepsi farklı tat veriyor. Şimdi beni merak ediyorlardır işte Giresun'a gittiğinizde ne yiyeceksiniz? Burada aşağıda et lokantaları, köfteleri çok meşhur ama biz kuzine üzerinde ne yapılırsa onu yapmak istiyoruz. Kuzine üzerinde mısır ekmeğimiz pişiyor içeride, bir de şu anda kuymağımız. Bir de size başka bir şey göstereyim. Çocukluğumda bunlardan çok yaptım. Çok kaydım, çok yarışırdık. Tahta tornet diyoruz başka yerlerde. Ne? Burada ne deniyor buna? Onun bir ismi yok. Tahta araba. Tahta araba. Bunlardan çok hep yarışırdık. Çocukluğumuz bunlarla geçti. Şimdi görünce gerçekten... geçmişe gittim. Bizimki gerçi üçgen olmazdı. Bu herhalde şöyle biliniyor.
Kulakkaya yaylasında sadece etçiler var ama biz mısır ekmeği, muhlama ya da sıcak ekmek arıyoruz. Şimdi yukarıda bir butik otel var. Orayla konuştuk. Aşçısı gelin biz size muhlama yaparız ama ekmeğinizi alın gelin dediler. Şimdi ekmek alacağız. Tek fırın açık zaten. Bir etçiler açık, bir de fırın açık. Ekmek almaya kimler geliyor? Halk geliyor abi. Halk geliyor mu? Var mı yaşayan burada? Burada yaşayanlar var tabii. Ha, ama bomboş, sanki terk edilmiş gibi görünüyor. Ya o şimdi kış, hafta sonu dolar burası. Hafta sonu dolar. Hı-hı. Hafta içi? Hafta içinde az olur ama Mart'tan sonra yaylacılar gelir. Aşağıda fark etmişsinizdir. Elif Hanım yaptı ama uzamadı. Hani çok bozuntuya vermedik. Kendisi de kabul etti. Şimdi muhlama yemeğe buraya geldik. Ekmeğimizi de aldık. Ustamız der ki ben dedi rekor kıracağım. Bunu öyle bir uzatacağım ki dedi. Aklınız hayaliniz almayacak dedi. Bakalım ne kadar uzatabilecek. Ben de merak ettim. Bu merdiven onun için mi? Kesinlikle hocam. Kuymak için 6 metreye yakın olacak hocam. Abartmadan. 6 metre mi uzayacak bu? Evet hocam. Kesinlikle. Yani çünkü peynirin özelliği ateşin, odun ateşin, mısır ununun bir de tereyağının özelliğinden dolayı güzel bir kıvam alıyor. Ondan sonra uzatabildiğiniz kadar uzatabilirsiniz. Hadi bakalım bekliyoruz. Tamam, muhlama yemek için nelere katlandık ya. Siz eğitimcisiniz ama son zamanlarda başka alanlara geçmeye başladınız. Hayvanlar, keçeler, yaşadığınız yerde bir farkındalık yaratmaya çalışıyorsunuz. Bu nereden aklınıza geldi böyle bir şey? Yani uzun zaman eğitimci oldunuz, bir anda uyandınız da mı bu işe girdi yoksa kafanızda var mıydı? Tabii ki öyle değil. Üniversiteyle birlikte dünyanın değişimine, geleceğin ne olacağına dair sürekli işte konferanslar dinliyorsun, hocaları dinliyorsun, ekonomistleri dinliyorsun ve söylenen şu, tarım çok önemli. Ben tabii köyde doğmuş, büyümüş bir çocuk olarak sonra baktık, o benim çocukluğumdaki köy yok. Ne yumurta var, ne yoğurt var, ne manda var, ne inek var. Benim küçüklüğümde bunlar vardı. Kendi bölgemde bazı yerleri aldık. Kendi yerlerimiz de vardı. Ben orada hem tavuğundan mandasına kadar hem örnek olmak istedim. Kadın girişimcilerin olması için kooperatifler kurdurdum. Artık kendi domatesini, biberini, yoğurdunu, sütünü yetiştirilebilecek şimdi örnek bir yer oldu. Daha doğrusu bir çiftlik oldu. Kadınlar keçe yapıyor. Evet. Fikir sizden çıkmış. Nereden aklınıza geldi? Küçüklüğümden beri kapımızda bizim koyun kuzu var. Ben de rahmetli babamın veya dedelerimizin o gelenek devam etsin diye bir koyun sürüsü aldım. Sonra bir zaman geldim, yaylalara çıktım, baktım. Dedim, bu koyunların yününü ne yapıyorsunuz? Hocam dediler, koyunların yünü daha alınmıyor. Ne oluyor dedim, atılıyor dedi. Ya nasıl atılır yün? Yün atılır mı? Şimdi kooperatif kurdurduğum kadınlar vasıtasıyla bizim koyunun yününden biz keçe yapmaya başladık. Keçeden hatta şimdi ayakkabı da yapmaya başladılar. Önümüzdeki yıllarda Karadeniz'deki koyunun yünleri artık atılmayacak, ziyan olmayacak.
onlar ürüne dönüşecek. Kadınlarımız da istihdamda kendilerine bir yer bulacak. Evet, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka yerde bir başka hikayede birlikte olacağız. Siz de çevre dedektifi olabilirsiniz. Çevrenizdeki iyi ya da kötü olayları bize yazabilirsiniz. Birlikte sorunlara çare bulmaya çalışırız. Bulamasak da bir farkındalık yaratmış oluruz. yeşildoğa@cnntürk.com.tr adresinden, Facebook'tan, Twitter'dan bize ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.